Size Hasan Basri korucu Malatya'ya bu eski Malatya'ya nasıl getirdiler onu bir daha anlatsana bana. Nasıl? Nasıl getirdiler? Tabutla mı getirdiler? Kefenle şimdi mi? Hasan Basri şeyde Fırat'ın kenarındaydı. Ben çok gittim oraya kazma kazdım. Orada dediler su gelin. Millet gitti getti nasıl şeytini yani gördüm bu tabutu dediler. O kadar gördüm. Getirdiler eski Malatya tepeye gömdüler. Ha, orada gel, buralara getirme. Orada el ele geldin. Demek sen o zaman gençtin, zindeydin. Gençtim canım. Aşağı yukarı yalan söylemeyem 25 sene oluyor. Getirerler. Seyre gittim diyorsun, seyretmeye. Seyre gittik. Yani millet hep gitti, ben yalnız değilim. Motoruna gittik. Traktöre bindiniz gittiniz. Traktöre bindiniz gittiniz. Seyretmeye traktörle mi gittiniz? Motoruna, burada motora bindik oraya seyre gittik. Evi vardı, evin içindeydi. Türbesi vardı. Orada. Türbe orada kaldı. Suyun altında kaldı türbesi. Ben türbesini gördüm. Kaç kere gittik orada kazma kazdık da gittim orada uyudum türbenin içinde. Rüya gördün mü? Yok. İlla kurmuyor ki görek. Hani uyudum diyorsun ya. Uyudum ama. Tabii yorgundun, çalıştın. Rüya görecek bir uyku da görmedin herhalde. Bazı günde kalkam da bir dal ot edem de inek besleyim. Uykum elime geliyor. Adın ne? Çok çalışmışsın Sultan. Adım Sultan. Maşallah anamın adı. Keşke bu kadar çalışmasaydım diyor musun şimdi? Ben bu canımı bu kadar şişe kebaba vermesem de inan olsun ki yaşım 150-140 olurdu. Çünkü vücudum sağlam. Midem sağlam. Şimdi 100 yaşındayım diyorsun ama çok zindesin yine de. Anamın dediğine göre, işte tarif ettiklerime göre diyeyim. Evet. Yani Atatürk öldüğü zaman sen 22-23 yaşındaydım diyorsun. 22 olsun. Evet. Arkadaşlar nedir? Ya ne rezillik? Ya rezillik? Ya aç kalmak? Çok marşlık çektin. Sırası oluydu ki gelin bir lokma bir şey varsa da çağlar mı ya elime geçmedi. Çok da oluydu ki pişiriydim sabahlarda da yeniydi. Can vücut sağlamadı. Canım sağlamadı. 40 kanat tavuk besliydim burada. Am bu evde. 4 de uşak. 2 inek, 2 dana, eşek, sıpası, bunların hepsini besledi. Hepe bunlar yiyorlardı. Tavuk olmayınca, tavuk bir şey yemeyeyim mi? Tabii yiyecek. Yaylıma gitmiyor muydu tavukları böyle? Bu yerimiz yok, böyle içerideydi. Çayın altını. Sokağa bırakmıyordunuz yani. Yok, bu yana gitmedi, şurada şu parçayı. Komşu aldı, büyüğüydü. O zaman. Evet. Şimdiki yaptı, bir şey yok.